Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar hemen analizimize başlayalım. Bitcoin ne durumda bakalım. Grafiğimizde güncel görünüm bu şekilde arkadaşlar. Maalesef düşüş devam ediyor. Dip kırıldı. Acaba 14 bin mi gelecek? Kafada soru işaretleri var biliyorum. Dün yeşil çizgimizden bahsettik arkadaşlar. Üzerinde en azından bir 4 saatlik kapanış gerekiyor diye. iğnemizi attık oraya. Üzerine kapatamadık arkadaşlar. Ve yeni bir dip yapıldı. Gördüğünüz gibi. Ta 15.500'lere kadar saldı. Yani direncimiz hala geçerlidir. Şu an nerede mesela 18.650 seviyesinde. Her şey yolunda tamam. 18.650 en azından 4 saatlik kapanış gerekiyor üzerinde. Bollinger bandına bakınca da 4 saatlik bollinger orta çizgisi O da hemen hemen aynı seviyelerden geçiyor. Yani nefes almamız için arkadaşlar 18.650 üstüne 4 saatlik kapanış lazım. Bu olmadıkça risk devam ediyor maalesef. <laughs> Nakitte misin? Ne yapacaksın? Direncin kırılmasını bekleyeceksin. Örnek vereyim. O şekilde hareket edebilirsin. Ters değilsen de sıkıntı. Ben de tersteyim arkadaşlar. Hani bekliyoruz. Yapacak bir şey yok. Bu kadar düştükten sonra artık orta uzun vadiye atacağız gibi duruyor. Neyse arkadaşlar yani en azından direnç olarak o bölgeyi takip edeceğiz. Eğer üzerine atmayı başarırsak tekrar 20 bin bandına doğru yükseliş bekleyebiliriz. Şimdi direnç kırılmadıkça nerelere düşebiliriz? Oraya gelelim. Bakın şu grafiğimiz vardı biliyorsunuz aylıkta. Aylıkta yeni kanalın içinde kapatmıştık biliyorsunuz. Adamlar tekrar üzerinde kapat gördüğünüz gibi. Yani şu hareketi yapmasalardı ben nakitte beklemeye devam edecektim. Tam neyse siz anladınız ne dediğimi. <laughs> ve onun üzerine bir düşüş geldi. Tamamen haberlerle manipülasyonlarla, kavgalarla, gürültüyle vesaire saçma sapan bir şekilde düşürdüler arkadaşlar. Güzel gazladılar. Yalan yok. İyi oyuna getirdiler. Şimdi bu grafiğin olayı neydi arkadaşlar? 13.800 seviyesi. Yani önemli bir destek attı biliyorsunuz. Bu kanalın içine girdiğinde alt çizgisine düşme ihtimalinden bahsediyorduk daha önce. Şu an tekrar masada. Maalesef masada. Ama dediğim gibi direncin üzerine atabilirsek en azından rahatlama olur. Güzel bir yükseliş gelebilir. Diğer grafiğimize gelelim. Düşen ana trendimiz vardı biliyorsunuz 69 bin dolardan. Yani bu senaryomuz vardı daha önceden. Acaba şöyle yataya gidip rites düşüşü yapar mı gibisinden. Ve adamlar önce yükselişe ikna etti arkadaşlar. Ve şimdi de oraya doğru belki de salacaklar aşağıya. Şu an nerede mesela bizim düşen trendimiz? 13.300 seviyesinde arkadaşlar. 13.300 seviyesinde. Yani hemen hemen buradaki hedeflerinde örtüşmektedir. Diğerine gelelim. Bir de şöyle bir grafiğimiz vardı. Bu da çalıştı. Bu da çalıştı. Maalesef tuzaklarla çalıştırdılar. Yükselen kanalımız vardı biliyorsunuz. Yani belki de iki ay boyunca bu grafiği her videomda göstermiştim size. Kırıldı, retest edildi vesaire. Daha sonra şu gri çizgiyi çizdik arkadaşlar. Eğer üzerine atarsa tekrar kanala gidebilir. Değil mi? Attı üzerinde tutundu, yükselen tepe yaptı vesaire derken kanalında hedefine ulaştı arkadaşlar. 16.000 hedefi vardı buradaki kanalın. Onun da hedefine ulaştığımızı görüyoruz. Yani aslında burada işlem tamam gibi duruyor şöyle bakınca. Diğer grafiğimize gelelim. Bu da haftalık grafiğimiz arkadaşlar. Haftalıkta da kanalı kırmıştık, yeşil çizgiyi kırmıştık, negatiftik değil mi arkadaşlar? Sonra ne yaptılar? Yeşil çizginin üzerinde iki tane hafta kapattılar. Bakın 1 2. Teyit için bir hafta daha bekledim ben arkadaşlar. O haftalık kapanışla geldi. Ardından sert düşürdüler maalesef. Yani hem buradaki kapanış aylık grafikte hem de buradaki kapanışla tuzağını yaptılar. Ondan sonra düşürdüler arkadaşlar. Şimdi dediğim gibi direnç kırılmadıkça da direnç kırılmadıkça da 14.000 potansiyeli var. 13.800 belki bir tık daha aşağıları gelme ihtimali var. Şimdi hareketli ortalamaları açalım. Gördüğünüz gibi hareketli ortalamalardan da MA yüzümüz var. Hiçbir zaman test edilmedi arkadaşlar bu ortalama. Onun bulunduğu seviye şu an 12.800. Bollinger bandına bakıyoruz aylıkta. Bollinger alt bandımız ise 10.000 dolar seviyesinde. Yani sert düşüşlerde destek olarak bunları takip edeceğiz arkadaşlar. Ama bence güçlü alım yeri nere olabilir? Herkes şimdi 10.000 gelecek demeye başladı. Karşıma çıktı birkaç kişi 10.000 bekliyor. Yani bir ihtimal belki şu yeşile iğne atarlar önce. Ondan sonra tepki. Ondan sonrasına ondan sonra bakacağız. 10.000 bekleyenleri test köşeye yatırabilirler. Veya doğrudan oraya bir hareket gelebilir arkadaşlar. Bunu zaman gösterecek. Şöyle bir günlük grafiğe gidelim bir. Günlükte farklı bir durumumuz var mı? Şöyle bakınca arkadaşlar şurada bir potansiyel ayı bayrağı var diyelim. Onun hedefini vereyim size. Mesela şöyle bir direk bayrak diyelim. Kırılım şurada geldi diyelim. Bakın onun hedefi de 12.800 900 bandı. Yani bir ihtimal oralara da bir hareket gelebilir. İzleyip göreceğiz. Yani benim önerim nedir? direnç kırılmadıkça yatırım yapacak olan arkadaşlar sabırlı olsunlar. Hani tehlike devam ediyor. Sert düşerse alttan eklemeler yapılabilir arkadaşlar. Hani ben de bir bütçe ayırmayı düşünüyorum. Şu an teristeyim mesela. Hani bir meblağa ayırıp eğer o düşüşler gelirse arkadaşlar oradan tekrar yatırım yapmayı düşünüyorum. Ortalamamı düşürmeyi düşünüyorum. Yani ben Hani sıfırlamaz gözüyle bakıyorum. Bitcoin sıfırlamaz diye düşünüyorum. Yani öyle kolay olmamalı arkadaşlar. Ama doğru olan bir şey var. O da sert düşmemiz. Ee, yani ayı piyasasının en korkulu dönemlerini yaşıyoruz. Ve insanlar e, şu an yani en azından benim kitleme baktım. Yani gayet soğukkanlı duruyor. Hani alışmışız zaten modundalar yani. Ve bu da hoşuma gitti aslında. Hani eskisi kadar panik yapmıyor insanlar. Bu da iyi bir şey. Arkadaşlar yıpratmayın kendinizi, psikoloji psikolojinizi bozmayın. Yani benim hastalığımı biliyorsunuz zaten. Yani siz de bu duruma gelmeyin yani. Anladınız mı? Böyle psikolojik sorunlar yaşamayın. Ee, çilesi büyük oluyor, çilesi büyük oluyor. O yüzden gülüp geçin arkadaşlar. Yatırabileceğiniz miktarlar varsa, aşağıya düşerse alttan bir daha alırsınız. Ama hani bu kadar düştükten sonra zararına sattın diyelim ve belki de dip yaptı gidecek yani bunu bilebiliyor muyuz bilemiyoruz hani biz neticede hani potansiyellerden bahsederiz burada 14.000'e gidebilir vesaire gibisinden ama hani kesin gelir mi ona kimse garanti veremez o yüzden arkadaşlar sabırlı olacağız yani Bitcoin elbet bir gün benim tahminim yani birçoğunun tahmini elbet bir gün 20 bin doların üzerine yeniden atar. Zaman veremem tabi ki ama hani o zaman herkes düze çıkar yeniden. E, stres biter. Ya biz atıyorum 20 bin bandından aldık ya. Ya insanlar bunu ta buralardan aldı arkadaşlar. 69 binlerden falan alanlar var yani. Bir de altcoin aldılar şu an baya baya bittiler yani. Yani 20 bin çok kötü bir şey değil. <laughs> yani atıyorum buradan 5 bin de gelse bir gün tekrar 20 bin üzerine atar. Yani öyle aşırı da uzun sürmez diye düşünüyorum. O yüzden sakin olacağız, sabırlı olacağız. Paranız varsa arkadaşlar düşüşleri geldim alttan eklemeler yapıp ortalamanızı düşürebilirsiniz. Bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.